Evet, merhabalar arkadaşlar. Çok uzun süredir video çekemiyorum. Bazen böyle dönemler oluyor insanın hayatında. Mola veriyorsunuz, kendinize dönüyorsunuz ya da bir şeyler biriktiriyorsunuz, bir şeyler okuyorsunuz. İş hayatının yoğunluğu vesaire derken olabiliyor. Ama artık biraz daha sık böyle sohbet videoları çekmeye karar verdim sizinle. Bir de canlı yayınlara başlayacağız çok yakında. Özellikle Almanya'ya göç etmiş, bizim vesilemizle göç etmiş, başka bir sebeple göç etmiş kişilerin hikayelerinden bahsedeceğiz size. Onlarla sohbet edeceğiz. Size motivasyon olacaktır. Belki de tam tersi motivasyon olmayacaktır. Yeniden bazı şeyleri sorgulamanıza sebep olacaktır. Faydalı olacağını, her iki senaryoda da faydalı olacağını düşünüyorum. Biraz birikti konular. Birkaç konudan bahsedeceğim. Bu beni çok etkiliyor son zamanlarda. Kripto para olayı. Videonun başlığında gördünüz zaten. Kripto parayla zengin olup Almanya'ya taşınmak. Çok acayip geliyor bu olay bana, bu hikaye bana diyeyim. Neden derseniz, öncelikle sebebi şu. Bir kere kripto parayla alakalı ben bilgi birikimine ve donanımına sahip değilim. Ama o kadar çok mail, o kadar çok mesaj alıyorum ki ve kripto paranın, blockchain denilen zincirin geleceğin teknolojisi olduğunu düşündüğüm için bu konuları araştırıyorum, bu konularda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu yüzden bu paylaşımı gören birçok arkadaş bana yazıyor. Onlarla iletişime geçiyorum. Onlardan çok kıymetli bilgiler öğreniyorum. Onlara da teşekkür etmiş olayım bu vesileyle. Ama onun haricinde abi kriptoya para yatırdım. İşte bilgisayarım vardı sattım. Hatta evimi arabamı sattım. Para yatırdım. Şöyle oldu böyle oldu deyip maalesef ki ciddi zararlara, kayıplara uğrayanlar var. Arkadaşlar kripto para kesinlikle tabii ki geleceği olan bir şey. Bu benim şahsi fikrim ama yatırım yaparken çok böyle bilinçli ve bilgi birikimine sahip olmanız lazım. Kimseden yatırım tavsiyesi almamanızla gereken bir konu. Yatırımın her seviyesi öyle bir şey. Özellikle kripto para bilgi birikiminiz yoksa çok önereceğimiz bir şey değil kesinlikle. Bu benim için de geçerli ki ben olmadığını söylüyorum. O yüzden öğreniyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Bu konuyla alakalı Özgür Hoca'nın, Özgür Demirtaş'ın inanılmaz güzel videoları var. Tane tane anlattığı. Onun kanalına gidip mutlaka kripto para serisi 3 video var. Onu izleyin. Ondan sonra öğrenerek, kendi kendinize öğrenerek, kendi inancınızla, kendi bilgi birikiminizle bir şeyler yapın. Bu bambaşka bir konu. Tavsiye vermek haddime değil ama en azından bu kadarını söyleyebilirim. Tehlikeli bir mecra. Yatırım yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor. Borçla, harçla yapılacak kesinlikle bir şey değil. Bu üzüyor beni, üzdü açıkçası. Bunun haricinde inanılmaz genius, zeki böyle bu işi çözmüş. İşte white paper'lar okuyan, bu işte kripto paraların senaryolarını okuyan, teknik analizler yapan, hikayeleri okuyan, piyasayı takip eden ve bir şekilde tesadüfen ya da çalışarak başarıyla bilmiyorum, inanılmaz paralar kazanmış gençlerle tanışıyorum. Cidden milyoner olmuşlar. Bu gençler bana ulaşıyor. Şimdi videonun başlığına bağlıyorum. Ve diyor ki, kriptodan parayı buldum. Şu kadar param var. Bu kadar para buldum. Şunu kazandım. Abi böyle param var. Almanya'ya nasıl göç edebilirim? Şimdi, yani insan bir durup düşünüyor. Bu adamın motivasyonu bambaşka. Milyon kazanmış. 1 milyonun üzerinde bir parası var. Kazanmış. Ya da işte 300 bin, 500 bin para kazanmış. Belki ev alabilecek, belki araba alabilecek. Borçlarını kapatabilecek, kendine bir iş kurabilecek vesaire kadar bir para kazanmış. Üniversite mezunu. Ama diyor ki, ben Almanya'ya göç etmek istiyorum. Ya da kripto ile para kazanmayı sırf Almanya'ya göç edebilmek için öğrenmek isteyen de var. Bu bir kere hepimizin durup düşünmesi gereken bir mevzu. Yani adam zengin olduktan sonra bile Almanya'ya göç etmek istiyorsa acaba neden diyorsun? Motivasyon ne diye sorguluyorum. Çünkü çok enteresan motivasyonlar var Almanya'ya göç etmeyle alakalı. Nedir bunlar mesela? Bir tanesi bu konuşuyoruz. Neden diyorum ya bu kadar para kazanmışsın? Ne gerek var göç etmene? Burada bir iş kur, evini al, arabanı al. Belki daha iyi olur, daha mutlu olursun. Yok abi diyor, benim böyle böyle sebeplerim var. İşte stabil değil burada ekonomi diyor. O başka bir şey söylüyor, o başka bir şey söylüyor. Ama zengin olmasına rağmen Almanya'ya göç etmek istemesi ya da sırf göç edebilmek için kripto paraları yalayıp yutmuş olması bile inanılmaz bir şey, inanılmaz bir motivasyon. Çok şaşırtıyor beni, çok enteresan geliyor bana açıkçası. Geldi. Sizin bu konuyla ilgili fikirlerinizi de merak etmedim değil. Farklı motivasyonlar neler?
Mesela diyor ki adam, ben artık diyor insanların saygısızlığından o kadar sıkıldım ki, o kadar bunaldım ki bu yüzden göç etmek istiyorum. Ben ekonomik sebeplerden göç etmek istiyorum. Çalışsam karşılığını alamıyorum, sömürülüyorum diyen var. Ben işte alttaki komşumun sesini bırak, artık iki alttaki iki üstteki komşumun sesinden uyuyamıyorum. Ev değiştirsem de olmuyor, semt değiştirsem de olmuyor. Şans işi bu iş. Birazcık bu insanlar beni bitiriyor. Bu ülke şöyle, işte sokaklar şöyle kirli, böyle kirli. Bu yüzden göç ettim diyen var. Bunların hepsinin bir kombinasyonu olan var. Tamamen göçü bu ülkeyle bir problemi olduğundan değil, oradaki eğitimi almak için olan var. Bu da çok anlaşılır bir şey olabilir. Diyor ki benim hiçbir sıkıntım yok. Gayet güzel bir hayatım var. Burada herhangi bir şikayetçi olduğum bir durum da yok. Güzel bir çevrede yaşıyorum. Arkadaşlarım iyi, ekonomik durumum iyi. Ama ben yurt dışında eğitim almak istiyorum diyor adam. İlla yurt dışına gideceksem burayla bir problemim mi olması lazım diyor. Bu da haklı bir motivasyon olabilir. Hiçbir sıkıntım yok. Hatta kalmayı da düşünmüyorum. Geri dönmeyi düşünüyorum diyor. Eğitimi alıp dönmeyi planlıyorum diyor. Bu da olabilir. Bu da mümkün. Çok farklı farklı motivasyonlar var. Sizin motivasyonunuz neyse yazın lütfen yorumlara. Merak ediyorum. Enteresan bir şey var mı? Tamam, yani genel şeyler var. Kimisinin ekonomik, kimisinin tamamen eğitim amaçlı, kimisinin işte hak, hukuk, adalet sistemine inancının zayıflamasından dolayı. Kimisi bambaşka bir sebepten göç ediyor. Sevdiğim kız orada diyor. O yüzden gitmek istiyorum. Ya ben hiç gitmek istemiyorum ama diyor. Orada biriyle tanıştım. Gideceğim diyor falan. Çok da kolay gidecek belki aile birleşimiyle falan filan ama işte gitmek istemiyor. Bir sürü sebep var. İş vesilesiyle göçmek isteyen var. Çocuklarının geleceği için göçmek isteyen var. Bir sürü şeyler var yani. Sizinki nedir? Onu merak ediyorum ama bu bir konu bu. Bir kere bu kripto parayla zengin olan, zengin olup da göçmek isteyen, zengin olmasına rağmen göçmek isteyen kişilerde paradan başka bambaşka sebepler de oluyor. Biliyorsunuz biz bunu birçok videoda konuştuk. Bu bizim için de böyleydi. Bizim kendi göç hikayemizde de benzer farklı şeyler vardı. Nelerden rahatsızlık, neydi, ne değildi? Bunların hepsini konuşmuştuk. İzlemeyenler varsa o videoları da ben yine buralara bir yerlere bırakırım. Ama yani şunu da söylemek istiyorum. İnsanın yaşadığı ülkeyle alakalı huzursuzlukları, endişeleri, geleceğe dair umutsuzlukları olabilir. Bu bir göç etme motivasyonu, bir itici güç, göç etme sebebi olabilir. Bunu anlayabilirim. Ama her ne olursa olsun, yaşadığın ülkenin, doğduğun ülkenin tarihini ve o ülkenin ana dilini, yani kendi ana dilini çok iyi biliyor olman her zaman, her zaman çok önemli. Önce kendi tarihini biliyor olman gerekiyor. Önce kendinle alakalı şeyleri biliyor olman gerekiyor. Ben Türkiye'ye gittiğimde, Türkiye'deyken diyeyim, sokaklarda kendi dilini iyi konuşamayan insanlar görüyorum. Bu insanlar Almanca öğrenip yurt dışına göç etmeye çalışıyorlar ya da beni görüyorlar bir yerde mesela. Diyorlar ki abi işte böyle böyle ne dersin işte danışmanlık yapıyor musun ya da şöyle bir problem var ne dersin? Sadece sohbet etmek isteyen olabiliyor. Bakıyorum yani kendini herhangi bir alanda geliştirmemiş. Öncelikle bunu yapması gerekir insanın. Bir kere her şeyden önce işte bu adab-ı muaşeret kurallarını öğrenmesi gerekir. Kendi dilinde çok çok iyi konuşabiliyor olması gerekir. Gerçekten bizim okuduğumuzu anlama, yazılan şeyi anlama oranımız inanılmaz düşük. Bir şeyi ifade etme oranımız inanılmaz düşük. Burada bir sıkıntı var zaten. Çünkü kitap okumuyor kimse. İnanılmaz şeyler var. Yani kitap nasıl okunmaz? Kitap okumadan mümkün değil bazı şeyleri geliştirmeniz ve bazı bilgilere ulaşmanız. Instagram'da, Twitter'da ve Google'da yok bazı bilgiler. Bilim adamları inanılmaz şeyler yapmış. Bilimin ışığından gittiğiniz zaman dil öğrenmek de kolaylaşıyor. Bakın biz Almanca sınıflarımızda, benim verdiğim online Almanca derslerinde bilimin ışığından gidiyoruz. Kanıtlanmış hafıza teknikleriyle gidiyoruz. Ya da bir şekilde daha önce denenmiş şeylerin, kanıtlanmış, bilimin ışığında kanıtlanmış şeylerin tekrarıyla ya da o yöntemle ilerlemeye çalışıyoruz. Herhangi bir konuda kendinizi geliştirirken de böyle. O yüzden önce bilimin ışığından gitmek gerekiyor. Onları okumak, kitap okumak gerekiyor. Kitap okuduğunuzda zaten daha kolay dili öğrenirsiniz. Kitap okuduğunuzda birçok kelime hazneniz de genişler, kendinizi ifade etme tarzınız da genişler. Daha kaliteli bilgilere ulaşırsınız. Hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış olduğunu daha iyi analiz edersiniz.
çok çok genç yaşta, daha hayatın çok çok başında, lise çağında, liseden çıkmak üzere, üniversiteye girmek üzere olan o kadar çok insan takip ediyor ve izliyor ki biliyorum bunu. O yüzden bu söylediklerimi gerçekten çok içten söylüyorum. Bunu yapanlar olabilir. Ne diyorsun abi, bunları zaten biliyoruz diyenler olabilir ama ben beni heyecanlandırıyor bu şey. Yani hani bunu paylaşmak ya bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü. Öncelikle herhangi bir göç düşünmeden önce halledilmesi gereken böyle şeyler var yani. Göç etme planınızla birlikte bunu da yapabilirsiniz. Yani Türkçe kitap okumayı bırakmayın bir şekilde. İnanın size faydası olacaktır. Yani bu çok çok önemli. Onun haricinde evet, yani sadece sokaklardaki pislikler bile, yani temiz sokaklar olmaması bile insanları itebiliyor. Bambaşka yerlere bir göç sebebi olabiliyor ki bunu ben bazen paylaşıyorum Instagram hesabıma. İzmir'de bile, yani İzmir'i herkes böyle biliyorsunuz, modern, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı İzmir, şöyle böyle. Öyle tamam bir açıdan ama bir taraftan İzmir'de bile diyorum. İnanılmaz kirli sokaklar birçok yerde, bazı semtlerin haricinde. Yani çöp kutularının kapakları açılmış, düzenli bir temizlik yok. Belediyenin kısmen suçu var, insanların temiz olmamasının suçu var. Bir sürü şeyler var. Acayip acayip durumlar var. Bunları çok iyi anlıyorum. Bu bir bencilleşmiş bir toplumun göstergesidir aslında. İnsanların evlerine misafir oluyorsunuz ya da Instagram'dan görüyorsunuz storylerden. İnanılmaz temiz. Son model şeyler alınmış. Mobilyalar, her yer temiz. En azından bir kısmının. Ama sokaklar pis. İnanılmaz pis. Ya da işte kimse sıra beklemek istemiyor. Hep ilk ben yapayım istiyor. Her şeyi önce ben yapayım istiyor. Hızlı olsun istiyor her şey. Yani böyle hızlı olsun. Abi hemen Almanca nasıl öğrenebilirim? Hemen Almanya'ya nasıl gidebilirim? Tamam, anlıyorum seni. İçinde bulunduğun durum çok rahatsız edici olabilir ama kişisel gelişimini bir göç uğruna yarıda bırakma. Almanca da öğren, Türkçe de öğren bir zahmet yani. Daha Türkçe abisin sen yani. Daha nasıl Almanca öğrenip gideceksin? Bu işleri nasıl becereceksin? Bir danışmanlık meselesi de değil yani. Orada başarısız olursun. Kendine ait bir ahenginin olması lazım. Arka planda bir bilgi birikiminin olması lazım. O zaman ayakta durabilirsin. Herhangi bir ülkede de bu böyledir yani. Bu sebeple göç motivasyonları beni çok etkiliyor. Bambaşka göç motivasyonları var çünkü. Benim iletişimde olduğum profesör doktorlar var, doktorlar var, mühendisler var, şirketlerin CEO'ları var, genel müdürler var. 20 yaşında, 18 yaşında, 7. sınıf, 8. sınıf, 9. sınıfta iletişime velileri geçiyor genellikle ama 10. sınıfta kişiler kendi iletişime geçiyor. O yaşlardan 50-55'li yaşlara kadar emekli olmuş insanlar var, vasıflı insanlar var, Almanya'ya göç etmeye çalışıyorlar ya da başka bir ülkeye. Bu insanlarla iletişime geçiyorum. Hepsinin hikayesi farklı ama inanın kendini geliştirebilen, göç motivasyonu ne olursa olsun kendini geliştirebilen insan hem kendini geliştirebildiği için doğru bilgiye daha hızlı ulaşabiliyor. Hem de Türkiye'de ya da Almanya'da daha başarılı olabiliyor. En azından daha mutlu olabiliyor. O yüzden nacizane böyle bir sohbet etmek istedim arkadaşlar. Bir kere şu çok etkili. Biliyorum ki etrafta düzensiz bir yapılaşma var. Yeşil çok az. Sokaklar çok düzenli değil. Park yerleri düzenli değil. Bir düzensizlik var. Bunun farkındayım ama en azından çalışma masanız, evinizin içi, odanız, bilgisayardaki masa üstünüz, telefonunuzdaki fotoğraflar, mesajlar, çalışma dosyalarınız düzenli olursa, temiz olursa, boş bir tahta gibi olursa ve her şey kategorilendirilmiş olursa çok çok daha kolay hem dil öğrenebilirsiniz hem göç süreciyle alakalı seçenekleri değerlendirebilirsiniz ve birçok şey daha kolay olur. Zihninizin temiz olması lazım. Ne kadar şey biliyorsunuz, ne kadar şeyi bilmiyorsunuz bunları tespit etmiş olmanız lazım. Özellikle bir dil öğrenirken. Bu konular çok fazla böyle göç hikayelerinde ya da ne diyeyim göç senaryolarında çok konuşulan konular değil, bahsedilen şeyler değil. O yüzden bahsetmek istedim. Bu da böyle bir video olmuş olsun. Özetlemek gerekirse şu kripto para olayına cidden çok dikkat edin. Çok fazla mesaj var, çok fazla mağdur olan var. Yani bir taraftan zengin olan var, bir o kadar da para kaybeden var. Bilinçsiz yere paralar yatırdıkları için. Buna çok dikkat edin lütfen. İkincisi, her konuda, kripto para konusunda olduğu gibi, dil konusunda olduğu gibi, göçle alakalı olabilir. Herhangi bir konuda
Nacizane tavsiyem bilimin ışığından gitmek, bol bol kitap okumak, araştırmak, öğrenmek, kendi dilini, kendi tarihini, bilimi, daha önce yapılmış şeyleri araştırmak ve öğrenmek. İnanılmaz şeyler var. Çünkü bilim adamı olmanıza gerek yok. Dil öğrenmek istiyorsanız bununla ilgili inanılmaz hafıza teknikleri var. Kanıtlanmış zaten. Birileri bu problemi daha önce yaşamış. O yüzden ona bakmak lazım. Kripto parayı öğrenmek istiyorsanız ezbere değil, sağdan soldan değil. Zaten bu konuda uzmanlaşmış kim bilir kimler var. Onları takip edin, onları okuyun. Dil bilginiz dahilinde Türkçe, İngilizce. O yüzden kişisel gelişim her şeyin kapısını açıyor arkadaşlar. Kendinizi geliştirdiğiniz sürece her şeyin kapısı, her yerin kapısı bir şekilde açılır. Bu da böyle bir video olmuş olsun. Yakında canlı yayınlarda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok büyük bir kısmı takipçilerimizin, izleyenlerin diyeyim, henüz abone değil, ara ara hatırlatıyorum. Olursanız seviniriz, olmazsanız canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.